Ben Burak Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünde okuyorum. Bilkent'e geldiğim ilk yıldan beri Gönül Ekip Projesi'ne katılıyorum. İlk geldiğim sene yine bu Mamak bölgesinde Misket İlköğretim Okulu vardı. Bir buçuk sene okula gittim gönüllü olarak. Bu senenin başında Reşat Bey İlköğretim Okulu'nda koordinatör olarak yine gönüllüye başladım. Gittiğimiz okulda biz çocuklar işte yine derslerine yardımcı olmanın yanında satranç, tiyatro ve drama gibi değişik sosyal aktiviteler sunduk. Çocukların yeteneklerini geliştirmeye yönelik. Bunun dışında Demokrasi İlköğretim Okulu, bu okula geçen hafta başladık. Ve bu hafta ikinci gelişimiz oldu. İkinci dönem daha düzenli bir şekilde devam ediyoruz çalışmalara. Merhaba, ben Sibel. İki yıldır Bilkent'teyim. İngilizce bilim yatı öğrencisiyim. İkinci sınıfta okuyorum ve bu gönüllü eğitim projesine dönem başında başladım. Ve bir dönemde devam ediyorum. Gerçekten bu projeyle çok böyle maddi imkanı olmayan öğrencilere bir şekilde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu gönüllü yapılan, işte insanların isteğiyle yapılan bir şey. Ve her iki tarafta istekli olduğu için çok güzel çevre elde ediyoruz, çok güzel verim elde ediyoruz. İnşallah yararlı olabiliriz. Demokrasi İlköğretim Okulu öğrencilerinden Zeynep'le beraber. Zeynep, kendi bir tarafı hangisi? Benim adım Zeynep Yılmaz. 8. sınıfındayım ve Demokrasi İlköğretim Okulu'ndayım. Şimdi Zeynep, biz cumartesi günleri geçen haftada itibaren okulumuza geliyoruz ve bu gönüllü eğitim projesini yürütüyoruz. Bu projeyi sen nasıl buluyorsun? Yani derslerinize nasıl faydalı olduğunu inanıyorsunuz? Bence gerçekten inanıyorum çünkü bir de şu var, bir de burada yaşayan ailelerin durumu fazla iyi değil. Çocuklar ne kadar fakir olsalar da derslerine önem veriyorlar. Ve de kursa gitmek istiyorlar, yani yardım almak istiyorlar. Siz de bunu gerçekleştirdiniz ve de ücret siz olması gerçekten büyük bir etki yarattı okulda. Gerçekten sizlere ve Bilkent Üniversitesi'nde bunu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Peki derslerin yanında bir de biliyorsunuz sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Evet. Satrançtır, tiyatro, drama, folklor falan. Sen bunlardan hangisine katılıyorsun? Ben folklora katıldım ve Gülsel ablayla birlikteyiz. Peki nasıl buluyorsun folklor çalışmalarını? Folklor çalışmaları bence çok güzel çünkü kendi yöremize ait çeşitli faaliyetlerimizi öğrenmemiz onları bizim için faydalı oluyor. Bir değişik bir sosyal aktiviteye katılmak, kendini geliştirmek değil mi? Evet. Güzel şeyler bunlar. Oldu Zeynep, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şunları düşünmeyin. Ya oyun hamle yapılmış, yani oyun ilerlemiş, ilerlenmiş safhasındasınız. İlerlenen safhasından sonra arada atı çıkmışsınız bir yere. Filiniz de bir yerde. Şöyle falan yapalım şunu. Filiniz de böyle bir yere gelmiş. Bu durumda rok yapabilirsiniz. Yani rok yapabilmek için gördüğünüz gibi ne olması lazım? Şanla kalemin arasının boş olması lazım. O zaman şöyle bir hamle yapabiliyorsunuz. Bu küçük roktur. Kaleyi buraya getirip, şahı buraya alırsınız, rok yapıyorsunuz.